Bir salep bademci rüzgarı esiyor. Ne hissediyorsun? Nasılsın? Öncelikle onu soracağım. Yani ben çok rüzgarın şeyin tadını alamıyorum çalışmaktan, hani öyle bir rüzgar varsa da. Ne derler işte, övgüden çoğalmayacaksın, yergiden azalmayacaksın. Hani devam edeceksin. Yani ego çok devreye... ehemmiyetimiz de yok be yani. Ego yok mu peki böyle durumda? Niye olsun ki? İyi aile çocuğu diyoruz ya. Hep sen böyle çok iyi, çok temiz, çok... Aile mi? Merhabalar, bu hafta konuğumuz Salih Bademci. Merhaba Salih, hoş geldin. Merhaba Hakan, hoş bulduk. Nasılsın? İyidir. Nasıl bir koşturuyorsun ya, nasıl bir koşturmacı içindesin? Vallahi ben de anlamadım böyle bir... Ben artık senin işlerini sayamıyorum. Bıraktım bir noktada yani, diziler, tiyatrolar, şeyler. Bir Salih Bademci rüzgarı esiyor. Ne hissediyorsun, nasılsın öncelikle onu soracağım. Yani ben çok rüzgarın şeyin tadını alamıyorum çalışmaktan, hani öyle bir rüzgar varsa da. Çok fazla benim haberim yok. İşte bir sevdiğimiz işleri iyi kişilerle, şey nasıl denir, işin ehli insanlarla yapıp kenara çekiliyoruz. Ondan sonra işte taşın halkın takdirine kalıyor gerisi. Ama bununla ilgili bir şey anlatacağım. Hakikaten böyle bir şey oldu, üst üste işlerin denk gelmesi aslında. Denk şöyle geldi. Hani hepsini bir arada çekmiyorum tabii ki. Fakat üst üste geldi ve şeyde, bizim caddede, Bağdat Caddesi'nde bir Netflix panosu var. İki sezon şeyin afişi girdi yani, Mayıs'tan öncesi Terzi'nin afişi girdi. Sonra şimdi de işte 15 Eylül'de kulüp yayınlanacak, kulübün afişi girdi. Benim küçük kız reklam panolarını beni görmediği zaman, baba burada resmin yok diyor. Artık reklam panolarını benim çerçevem zannediyor, fotoğraf çerçevem. Çok iyi. Evden çıkıp reklam panosu beni görmediği zaman acayip canı sıkılıyor. Böyle. Bunalıma giriyor. Bunalıma. Baba resmin yok falan yapıyor böyle. Hani neden o resmi oradan kaldırdın? Çünkü orası bana ait bir yer, o köşe. Şeyde Suadiye'deki. Çok güzelmiş. Peki Salih, sen şimdiye kadar böyle hani çok güzel bir kariyerin var ama hep böyle daha çok yan ve güçlü rollerde karşımıza çıktın. Ta ki geçen seneye kadar falan. Geçen seneye kadar falan böyle devam etti. Sonra birdenbire başrollerin adamı oldun. Tak 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 işler gelmeye başladı. Sen şimdi bu sakin rollerini oynayan adam olarak mı daha mutluydun? Süperstar Salih olarak mı daha mutlusun? Ya estağfurullah, şimdi süperstar Salih demeyeyim ama ya şöyle bir şey. Benim biliyorsun ilk başrolüm de aslında bir şeydi, karakterdi yani. Ve şeydi, kötü adamdı. Kötü adamdı. Yalancı çektiğimizde. Evet. Üstelik çok sert ve ekstrem yani. Evet. Türk televizyonlarında, çünkü Liar'ın uyarlamasıydı. Evet. Hani görülmemiş kötülükte biriydi. O yüzden hani o da böyle benim diğer işlerim gibi oluyor. Ama şimdi son bu şey Dilek Taşı'nda hakikaten iyi adam ve işte başrol. Böyle bir şeyim oldu, şansım oldu. Valla şöyle söyleyeyim, ben yine çok çalışıyorum. Yani değişen bir şey yok ama rolü de öyle başrol ya da yan rol gibi nitelendiriyorum. Çünkü o yan rollerinde de ya da o karakter rollerde de çok sıkı çalışıyorduk. Sağ olsunlar, senaristler de hiç boş bırakmıyordu. İnsanlar da seviyordu, beğeniyordu o rolleri. O yüzden ya benim için böyle şu anda daha diyeyim, yani fark ettiğim böyle bir değişim yok kendi adıma. Ya peki şimdi yaş kaç? Artık 40'a merdiven geldi, 39. 39. Peki şey hissediyor musun yani? Çünkü öyle bir şey var ki zaten seni hani hep tanıyorduk. Ama artık böyle ben kafamı nereye çevirsem senden bahsediyor insanlar. Ve hani öyle bir şey ki işte Salih'in işi başlıyor, Salih'in işi falan diye adlandırılıyor diziler. Hiç peki böyle bunun için geç kaldığını düşünüyor musun? Hayır. Hiç düşünmüyorum. Hem de yani iyi ki böyle oldu diyorum bazen. Çünkü o yaşlarda sanırım insanlarda şey oluyor biraz. Geldiği yere tutunmak gibi bir şey oluyor. Hani geldiğim yeri kaybetmeyeyim, geldiğim yere tutunayım. Buradan düşmeyeyim. O yüzden hani o zaman da hayatın o keyifli yolculuğundan uzaklaşıyorsun. Çünkü bence hani genelde biz şunu hiç görmeyiz. Yani başrol oynayan birinin daha sonra yan rol oynadığını nasıl yani, şimdi önce geçinde başrol, şimdi yan rol mü? Evet tabii ki, çünkü rolü sevmiştir ve çünkü oyuncusun yani. Aynen, oyuncusun, yan rol oynamak istersin.
Ama işte o yaşlarda, genç yaşlarda galiba buna daha çok insanlar takılıyorlar. Oysa bu hiç takılacak bir şey değil çünkü o zaman o hayattaki o güzel yolculuğu kaçırıyorsun. Benim şansıma o yolculuk çok böyle şey başladı. Ufak adımlarla başladı, güzel güzel başladı. Öğrene öğrene gittim, göre göre, izleye izleye gittim. Yani o yüzden de şu an hani olduğum yerde, tırnak içinde diyeyim, kişi gerçekten biriktirdiğimi anlıyorum, biriktirdiğimi fark ediyorum. Ve şey gibi de bir korkum yok açıkçası. Bir daha da bu eskiye dönmem de yapmam. Hani hiç öyle şeylerim yok. Öyle egolar yok mu? Yani? Yok, vallahi yok. Yani ben rolü seviyorum. Yani şimdi gerisi sana, şimdi sana bir sinema filmi geldi. Filmde 5 dakika görüneceksin. Tamam. Ondan sonra başrol falan da değilsin. Baksana ama rolü de yaptı? Çok sevdi. Kaç tane adamı koydu. Evet yani. 5 dakikalık. Evet. Neyde oynadın, kimle çalıştın, kimlerle çalıştın. Gerçekten buna deyip değmediği çok önemli. Peki mesela geçen bir arkadaşım şey dedi konuşurken, ya biz bu adamı hangi rolde izlersek inanıyoruz. Yani işte dediğin gibi ya, yalancı da kötü olduğuna inanıyoruz. Başka bir yerde başka bir karakter. Şimdi çok iyi olduğuna inanıyoruz. Bu... Gerçek Salih'e kimse inanmıyor. Gerçek Salih, onu da soracağım da sana. Bu inandırıcı olmanın sırrı nedir? Yani bir karakteri nasıl oluşturursun? Vallahi öncelikle sevmek çok önemli. Yani sevmek ve onu gerçekten tasarlamak çok önemli. Bir yaptığımız iş, karşımızdaki seyirciyi olmadığımız biri olduğumuza inandırıyoruz. Bir karaktere inandırıyoruz. Bunun için hani bu oyuncu olarak belli şey, kendine türklerim var, yönetmenle anlaştığın yerler var. Ama başta sevmen çok önemli. Senin inanman diyeceğim ama sen inansan da olur, inanmasan da. Önemli lan seyircinin inanması çünkü, anlatabildim mi? O yüzden başta sevmek ve bunun üzerine biraz kafa yatırmak, o kişiyi tasarlamak, o kişinin, yani o karakterin enerjisini bulmak. Çünkü aslında tanımlayamadığım bir şekilde gördüğün her insanın bir aurası, bir enerjisi, bir müzikalitesi vardır. O oynadığın karakterlerde de onu bulmak, onun sesini bulmak, rengini bulmak. Ona çok düşünür müsün? Evet. Evet. Benim mesela şeyim vardır böyle, daha önce bilmiyorum, belki sana söylemişimdir. Her karakter için bir playlistim vardır. Hayır, bunu bilmiyorum. Bir zaman ya başında başlar oluşur ya böyle süreçte falan. Şarkılar oluşturur. Tabii tabii, şarkılar oluştururum böyle. Yani o karakteri anlatan, o karakteri tanımlayan melodiler, eğlenceli bazen böyle psikodelik müzikler çıkar. Bazen klasik müzikler çıkar. Bazen böyle gerçekten Türkçe pop gider o karakter. Hani onları dinliyorsun daha sonra. Tabii tabii. Yani o karakteri şey yaparken bunları hep arkamda çalar, hep oynar böyle. O playlist böyle bir dara düştüğünde mesela bir sahneyi okurken o sahneye ait bir müzik oluşturmaya çalışırım. O müziği dinlerken o sahneyi okurum, çalışırım. Çok hoşuma gider benim ve bu bence birbirinden ayıran bir şey haline geçiyor. Peki şey oluyor mesela, bu kadar roller, hani hepsi de ciddi roller ve çok karakteristik adamları oynuyorsun. Hiç böyle o rollere girdiğin, psikolojinin bozulduğu, ne bileyim psikolojik yardım aldığın, çünkü hani hani dünyada böyle bunların hani örneklerini çok görüyoruz yani, o role girenler, çıkamayanlar, bir süre sonra kendilerini öyle hissedenler ki Türkiye'de dizi saatleri çok uzun, yani çok uzun süre o karakterleri oynuyorsunuz. Hani bunları hissettiğin, böyle savrulduğun hiç oldu mu hayatta? Hiç olmadı. Hiç olmadı. Ben ona pek de inanmıyorum oyuncu olarak. Yani oyunculuk psikolojiyi yıpratan bir meslek. Ama bunun oynadığın karakterle alakası yok. Yani hani çalışmayla, kendine uğraşmanla alakalı zorlukları var ama hani o karakter oldukta oradan bilmem ne falan, bana bunlar çok sakat geliyor yani. Doğru. Eğer böyle bir şey yaşayan oyuncu arkadaşlar varsa acil destek almaya çağırıyorum onları. Peki tutunmanı sağlayan neydi? Yani para kazanmak mı? Kadınların ilgisi, ilgi odağı olmak mı? Şöhret tutkusu mu? Şöyle söyleyeyim, bir kere çok kıymetli bir eşim var, bir hayat arkadaşım var. Yani tam bir, nasıl derler, aynı zamanda bir kötü gün dostu, yani iyi günü paylaştığım kadar. Beni çok sağlatan biri, İmer. O yüzden hani ona minnettarım, gerçekten minnettarım. Çok, çok çekti beni ya, yani. Çok kahrım çekti gerçekten. Senin de çekilecek ne kahrın olabilir ki diyecektim. Diyorsun çünkü ama... sana hep böyle şey yazmışlar. Ne kadar lokum, ne kadar falan o...
Biraz sert bir dokunmuşsun. Birincisi şu, hani insan buzdağı gibi hani o yüzeyde tuttuğu tarafı, yani yüzeyde görünen tarafı suyun üzerine tutabilmek için görünen pozitif bu neşeli bu tatlı adamın bir de görünmeyen tarafı var suyun altında. Ve bir de büyük bir aile değilim ben, yani öyle hiç kardeşim yok. Böyle birkaç tane kuzenim, biraz amcam, teyzem, dayım, öyle. Anne baba. Böyle bir şeyiz yani, çekirdek bir aileyiz, az kişilik bir aileyiz. Çok da sık böyle işler arasında görüşemiyoruz tabii ki. Fakat öte yandan ailem gibi olan arkadaşlarım var. Çok yakın arkadaşlarım var. Gerçekten işte okul zamanından beri hiç kopmadığım, işte hiç böyle Çağrı, Hüseyin, işte Güneş, İmer keza, o da hepimiz aynı sınıftaydık. Böyle bir şeyimiz var, arkadaş grubum var ve yıllardır birbirimize madden manen her türlü desteği oluruz. Beraber tiyatroda yaparız, beraber tatilde yaparız. Ama peki o zaman soru şeydi, hani bütün bunlara sen niye katlandın da o kadar çalışmalara 2017 yılında? Tabii bütün ki. Bu aile ve bu sevgi, aynen arkadaşlıklar, aynen dostluklar. Öyle. Hep birbirimizi destekledik. Hep yani böyle şey der ya, hepimiz birimiz. Birbirimiz. O pandemi girdi mesela araya, çok büyük bir kopukluk oldu, insanlar birbiriyle görüşemedi falan. Orada bile şeydik yani, oturup böyle destek. Zoom'larda birbirimize destek olan. Kopsak bile hiç o bağı hep hissettik. O çok güzel bir bağdır, bu evrenseldir o enerji. Hani kopmaz, yıllarca da görüşmesen, birbirini aramasan, sormasan bile bilirsin ki o kişi orada. Ne zaman ihtiyacım olsa yanımda. Onu yaşamak çok ayrı. Bu anlamda evet, hani oynadığım roller, her şey bir tarafa, çok şanslıyım bu konuda da evet, ama asıl şanslı olduğum taraf gerçekten işte eşim, arkadaşlarım, bir de şimdi o küçük velet, 3,5 yaşındaki kızım. Allah bağışlasın. Peki bir röportajında diyorsun ki oyunculukta giderek daha gelişiyorum ama bir yandan da içimdeki çocuğu kaybediyorum demişsin. Neden? Valla bunu ilk fark ettiğimde ne zamandı tam yılını hatırlayamayacağım ama öyle bir geçer zaman kendini tekrar oynuyordu televizyonda. Pardon, Deniz Koloş. Yine öyle bir geçer zaman kendini ikinci yönetmeniydi. Bana galiba bir sahneyi yollamış. Televizyonda denk gelmiş tekrarına. Sahneyi yapmış. Bak ne çıktı karşıma televizyon açınca diye. Ben de açtığım sahneyi izledim. Şöyle dedim. Ne kadar güzel oynamışız ya. Dedim böyle ve şeyi fark ettim. Şu anda o kadar güzel oynamıyoruz galiba. Bir şey var yani. Böyle bir yabancılaştım yani. Oradaki o toyluk bana çok güzel geldi. Oradaki o heyecan, yeni şey, enerji. O kadar güzel geldi ki. Deniz'e dedim ki, Deniz bana mı öyle geliyor, sen söyle dedim. Çünkü o sırada demek İstanbul'a gelin zamanıymış. Orada da çünkü Deniz'le beraber çalıştık yine. Sen söyle dedim, yani orada daha mı iyi oynuyormuşuz dedim. Şey dedi, evet alıştınız artık dedi, öğrendiniz dedi. Şimdi o öğrenmenin getirdiği artık bir eminlik ve aslında o oyunun o bilinmez heyecanından koptuğun bir şey geliyor. Süreç aslında başlıyor. Belki daha şu anda tabii daha iyi oynuyorsun ama heyecanı eksik. Aynen dedi. Yani kendime baktığında belki insanlar bunu görmüyordur ama ben kendimi seyrettim. Eski beni seyrettiğim zaman o heyecan, o gözdeki o titreme, o eldeki o titreme, o kadar iyi bir enerji geçiyormuş ki böyle. Şimdi bakıyorum, evet yani içindeki çocuk ölüyor. Bunu nerede yakalıyorum? Şimdi niye şey yapmıyorum, bunu öldürmemek, bunu mümkün olduğu kadar sağ tutmak için tiyatroyu hiç bırakmıyorum. Hiç yani. Ha, o çocuğu canlı tutuyor. Aynen, mu? O çocuğu çok canlı tutuyor. Çünkü tiyatroyu ne kadar öğrenirsen öğren, o kadar organik ki her akşam sıfır noktasından yine başlıyorsun. Yine sınav veriyorsun değil mi? Aynen öyle yani, Sisyphos şeyi vardır yani. O kayayı çıkar, evet. Başa düşsün. Bir de aynen tiyatro öyle. O gecenin sonuna kadar başladığın sıfır noktasına geri dönüyorsun. Seyirciyle karşılaştığın anda bir yol alıyorsun. Ertesi gece bir daha sıfır noktasına iniyorsun. O yüzden bana o hissiyatı yaşattığı için, o tatmini yaşattığı için, o heyecanı yaşattığı için asla bırakamam. Peki mesela dünden bugüne oynadığın roller seni nasıl dönüştürmüştür sence? Beni bir şey dönüştürmedi ya. Sadece şey keyifliydi. Yeni yerler görmek, yeni insanlar tanımak. Evet, her defa. Tam içim öyleydi benim. Yani benim için
turistik bir seyahat gibi biraz. Böyle yeni karakterlere gitmek. Aynen. Yeni birini tanıyorsun, yeni yerler görüyorsun. Onun hayatına dahil oluyorsun. Onunla beraber böyle onu tanıyorsun, anlamaya çalışıyorsun, taklit ediyorsun. Böyle üçüncü bir kişi olarak görmek yani onu. Ben seyirci, bir de o rol. Hani ben ona gidip mümkün olduğunca o gördüğüme inandığım şeyi seyirciye yansıtmaya çalışıyorum. Yaptığım şey aslında biraz hani ay gibi güneşin ışığını alıp dünyaya göstermek, yansıtmak gibi. Güzel. Peki bir odaya girdin diyelim, canlandırdığın karakterler karşında dikiliyorlar. Bunu çok düşünürüm biliyor musun? Çok korkunç bir şey. Bir tanesine sarılacaksın. İlk hangisine sarılırdın? Bir tanesine sarılsam ilk hangisine sarılırdım? Karakterlerden. Kime sarılırdım acaba? Sarılmak çok iyi. Teşekkür mü abi babana? Yoksa teselli mi edeceğim? Sarılmak amacım bulamadım. Aradaki ilişkiyi bilmiyorum. Karakter. Barış. Barış. İlk ve sondaki Barış. O çok özel bir işte. Yani benim için. Bak bu kadar sükseli mi diyeyim? İşlerimiz oldu. İzlenen, izlenme oranı bu kadar yüksek, reytingi bu kadar iyi, işlerde bulunma şansım oldu. İlk ve son hala şöyle çıktığı zaman karşıma Twitter'da arkadaşlar bir işe denk geldim, bir Türk işine ilk ve son diye bu cümleyi gördüğüm zaman o kadar mutlu oluyorum ki çünkü çok özel çalıştığımız bir işti. Özellikle 4 kişi arasında. Ben, Özge Özpirinççi, Cem Karcı ve Hakan Bonomo. Dördümüzün gerçekten böyle birbirimize bağlandığımız, yani bağlantıyı kurabildiğimiz, içimizde aynı sinerjinin gezdiği, o işi yükseltmek, o işi gerçekten seyirciye yaşatabilmek adına canla başla mücadele ettiğimiz yani bir iş oldu ve benim için çok özeldi. O karakter de çok özeldi. Yani bırak karakteri, o işe sarılırım önce. Yani hani çok kıymetli, çok çok kıymetli bir iş benim için. Güzel. Peki, öfke mükemmel bir enerji kaynağıdır. Evet. Demişsin. Bir oyundan almıştım bu cümleyi. Çok güzel. Ama sen hiç öfkeli bir adama benzemiyorsun. Öfkeli bir yanım var. Sen bir de gel beni gör diyorsun. Şey diyorlar. Bir gün öyle bir... Böyle sanki evimizin çocuğu gibi derler. Aa, ya. Evet, o zaten bana sana öyle söylenen şey, en çok şey. En yani. Çok evimizin oğlu gibi falan. Ben de şey vallahi ne de gör. Gerçekten. Ya öyle şimdi hani hani kendim şey yapmak için söylemiyorum, böyle azaltmak için söylemiyorum ama ya her insan öyledir ya yani. Bir şey, tabii ki iyi yanları vardır, kötü yanları vardır yani. O hayat öfkeli böyle yani. Öfkeli tarafta abi. Neler onları çıkartır? Öfkeyi ortaya. Yani mesela mesleki olarak konuşacak olursam çalıştığım iş arkadaşlarım gerçekten o anda o işte benim kadar yoksa bu beni çıldırtıyor. Yani senin o verdiğin emeği aynen karşı tarafta görmüyorsan, karşı tarafı lay lay lom hal görüyorsan, yani sen orada kan ter gözyaşı içindeyken karşı tarafta şey görüyorsan, senin kadar ciddiye almıyorsa bunu, o zaman hakikaten şey oluyorum. Ufuk ufuk dişlerimi sıkmaya başlıyorum ama her şeyde böyle. Tiyatroda için, tiyatro içinde böyle. Peki biraz önce de dedin ya, sen bir de gel, gerçek Salih'i kimse bilmiyor. Hani bilmiyor değil yani, mutlaka bilenler var, hani olmaz mı? Bir sürü Salih'i hani tanıyoruz da farklı farklı canlandırdığın karakterler. Gerçek Salih'i biraz anlatsana. İşte onu topla, sayısına böl o. Tam olarak o. Yani bilinçaltı, iyi taraflar, kötü taraflar, zaaflar, zayıflıklar. Çünkü tabii ki ne kadar farklı şeyler yapmaya çalışsan sonuçta kendi bildiğin, tanıdığın duygulardan, kendi deneyimlerinden yola çıkıyorsun. İşte gerçekten bütün o karakterleri aslında toplayıp böyle sayısına böldüğünde Salih'te ortalama öyle bir şey. Peki şey var mı mesela, bir de şimdi öyle bir şey var ki hani hakkında öyle bir imaj, iyi aile çocuğu diyoruz ya. Hep sen böyle çok iyi, çok temiz, çok... Aile mi? Ya hayatı da böyle yaşamak zor değil mi kardeşim? Hani kirlenmek ve siyah yani olmak hepimizin şey değilim, de hakkı yani. İyi aile çocuğu değilim. İyi ailenin bir çocuğuyum ben. Öyle düşünüyorum. Öyle bir şeyim yok yani. Değil mi? Peki isminin bu kadar büyümesi korkutuyor mu? Yok ya, hiç bakmıyorum, takılmıyorum. Yani ne derler işte, övgüden çoğalmayacaksın, yergiden azalmayacaksın. Hani devam edeceksin yani.
ego çok devreye... ehemmiyetimiz de yok be yani. Ego yok mu peki böyle durumda? Niye olsun ki? Ben birinin canını mı kurtarıyorum, birinin malına mı şey yapıyorum? En fazla bir insana estetik bir şey, ürün çıkartıp sunup birkaç saatini tiyatroda ya da ekran karşısında ya da sinemada neyse mutlu geçirmesini sağlıyorum. O insana verdiğim bir iki şey varsa da hayata dair ne mutlu bize. Bir şey vermediysek de canını sıktıysak da kusura bakmasın işte iki saat geldi bizi seyretti. Çok da memnun kalmadı. Çok da bir şey kaybetmedi işte ortalama bir şey. Hani hayatta kapladığın yer o kadar. Şimdi bunun üzerine hayatta kapladığın yerden büyük bir ego çıkartırsan o seni gölgeler. Yani peki şey oluyor mesela işte artık böyle oldukça işte ben bir karavan isterim. Karavanımda da mutlaka işte her gece suşilerim olacak. Suşilerim olacak. Ondan sonra işte yeşil çaysız olmam. Olmaz. Kahvem bilmem. Böyle talepler şeyler star talepleri var mı? Bende mi? Hı-hı. Yani bende yok. Star talebi dediğin yani bunu şey olarak alıyorum soruyu hani böyle şımarıklıklarım var mı? Hani hı-hı, diye. Evet. Bu, daha bugün konuştuk bu konuyu bir arkadaşım. Çayımı üzerine. İstedim diyor gerçekten musun? Gerçekten sen... yeşil çayımı istedim. Senin de işin iyiliği için bir şey istiyorsan yani ya ben bu sette işte 16 saat kalıyorum ve gerçekten benim set arasında uyumaya ihtiyacım var. Lütfen bana bir karavan tahsis eder misiniz? Eğer bunu istemek bu senin için ve senden dolayı işin sağlığı için iyi olması içinse bu bir şımarıklık değil, bu bir taleptir. Hı hı. Ama ne bileyim yani benim bardağım, ben beyaz porselen, başka bir şey istemiyorum hı hı. Asla. Hani bir sebebi yoksa bu bir şeyse, ne bileyim işte hani bilmem kim konsere geliyor, arkadaşım verdi bugün örneği. İşte falan işte konsere bilmem ne çiçeği istiyor. Tabii evet, öyle şeyler var. Evet. Avrupa'dan gelmiş, hani bu da işte karşı tarafa şey diyorsun. Kardeş ben buyum, her şeyi isterim, yapabiliyorsan çağır. Evet. Şimdi ne diyeyim yani. Peki şimdi mesela senin bulunduğun lig mi diyebiliriz, bulunduğun alanda öyle bir şey var ki hani bu artık işte başrol jönler bilmem ne falan ve hani buranın da böyle en böyle besleyen yanları şeydir ya, evet yetenek ama yeteneğin dışında fizik, tabii, magazin, dedikodu, tabii, ondan sonra gündemde olmak falan. Sen bunların içinde ne kadar varsın? Sence? Cem yakışıklı adamsın, magazinin yok. Teşekkür ederim, sağ ol. Yani, şimdi magazin yapacağız. Daha, şimdi mesela daha ilk şeydi bizim ilk devamımız öyle geçer zamanki 2010 senesinde. Çok dizi aşırı tutuldu ve bütün karakterler çok tanındı. Sokakta yürüyoruz. Bir anda karşımıza magazin çıktı. Ben de İmer'le el eleyim. O sırada tam böyle şey, bize gül satmaya çalışan bir çocuk vardı. Geldi merhaba falan filan, böyle bir hani bir anda o kamera ışığıyla çıkıyorlar ya, basmış gibi. Biz böyle kaldık, merhaba. Hani berabersiniz sanırım. Evet. Ne kadar oldu? İşte ne kadar oldu tatlım? Bir buçuk sene oldu. Öyle. İyi mi keyifler? İyi. Sizin nasıl? Biz de iyi, sağ olun. Bitti. Soru yok yani. Ya soru yok, anladın mı? Hani yapacak hiçbir şey yok yani. Bu kadar. Yani tabii ki bir sürü şey, ne bileyim, arkadaşınla yakalayabilirlerdi, adını yapıştırabilirlerdi ama hani öyle bir şeyim de yok benim. Çok böyle bir gece hayattır, bir şeydir. Ne bir göz önünde olayım. Zaten Anadolu yakasında yaşıyorum. Orası zaten bizim biliyorsun sakin kutsal topraklar yani. Evet. İzmir'den taşından beri oradayım 20 senedir. O yüzden sakin. Yani o kurduğum hayat böyle. O yüzden magazinler tarafım eksik. O diğer şey, jön tarafı, ben jön tarafıyla çok ilgilenmiyorum. Başrol tarafıyla daha çok ilgileniyorum işin. Çünkü yani jön olmak çok emek isteyen bir şey. O fiziki olarak bir şey olarak. Her zaman o görüntüde ve şeyde kalacaksın bir şey. Mümkün olduğu kadar dikkat ediyorum tabii ki. İnsanı estetik olarak kötü bir şey sunmamaya. Ama o kadar baklavalanmaya falan. Hayır, keşke yapabilsem. Yani o bir mesai. Ben her zaman o başka bir emek. Çok büyük bir emek o. Yani ve onu bir kere verdikten sonra bir daha kolay geri alamazsın yani. Sonra biliyorsun yani işte. Tabii hep öyle olmak. Bir sürü oyuncular adını çıkartıyorlar. Çat çat çat. Fotoğraflarını çekip tabii özellikle kilo yazın. Kilo aldı bilmem ne oldu. O da kilo almıştı böyle. Evet. Ne var canım herkese. Sen almadın ama hep biz alıyoruz. Peki yani. Sence sen seksi misin, sevimli misin? Seksi, sevimli falan. Ne bileyim. Seksi bulan seksi buluyordur. Arada baktığım zaman şey bulurum. Öyle. İyisin be falan. Aynaya bakıp hadi. Bu sabah beğendim seni falan. Böyle bir de halim vardır. Sevim ya. Kendim çok hani
arada seksi bulsam da çok sevimli bulmam ya. Bulmaz mısın? Bak gerçekten sevimli bulduğumdan çok seksi bulabilirim ama pek sevimli bulmam kendimi. Ya kendime sevimli gelmiyorum öyle diyeyim. Güzel. Dilek Taşı bir yandan devam ediyor. Evet. Dilek Taşı'na seni cezbeden ne oldu? Dilek Taşı'na beni cezbeden hikayesi oldu. Can Sinan'ın yazdığı hikaye oldu birinci. Çünkü epey uzun süredir hakkını veren senaryolar zor. Yani zaten senaryo yazmak aşırı zor bir iş. Ve özellikle televizyonda diyeyim yani ulusal kanallarda. Hani dijitaller çıkınca tabii senaryo çeşitliliği çok arttı. İşte o konuda şanslıyız. Ama ulusal kanallarda özellikle çok tek tip hikayeler gelmeye başladı. O tek tipleşme de insana şey geliyor yani böyle artık hem sıkıcı hem de yorucu geliyor bana o aynı şeyleri okumak. Ama bu hikayeyi ve genel hikayeyi okudum. Bir de önümüze çok uzun bir genel hikaye verdiler bize. Çok mutlu oldum öyle bir şey okuduğuma. Ve hatta şey dediğimi hatırlıyorum. Hadi inşallah yaparız ya yani altından kalkabiliriz diye. Ki hani şimdi bakınca da razıyım da işten ya. Sevdim yani. Peki İzledim karakteri şey. Sen nasıl anlatırsın? Senin gözünden nasıl bir adam? İlk bu işi aldığım zaman menajerime Şermin'e şey dedim. Şermin galiba ilk defa alt sınıf birini oynayacağız dedim. Çünkü bir baktım benim skalamda genelde ben hep zengin adamları oynamışım. Aa evet tabii doğru. Tabii tabii. Bir baktım ben dedim ilk defa böyle daha gelir düzeyi düşük. Halktan daha böyle işçi sınıfı falan işte o 80'lerde işçiler şeylerin fabrikaların işçilerin grevde olduğu işte fabrikaların maaşları ödemediği falan filan neyse öyle deniyordu galiba yaptığı. O dönemden bir adamı oynuyorum ve işte en büyük derdi ailesi, karısı onu korumak, kızını korumak. Böyle çok naif diyeyim, çok gerçekten mert baba. Ya böyle beni çok etkileyen bir adam o yani Mustafa. Kızına olan tutkusu, o sahip çıkma arzusu, o var olma cesaretini her daim gösterebilme çabası kızı için. Her türlü zorlu göğüsleme. Çok cesur, çok mert, çok ahlaklı bir adam. Ve böyle o şeye rağmen hani o bulunduğu şey, düşük gelir seviyesine rağmen kendini çok şey yapmış bir adam, geliştirmiş bir adam. Geliştirmiş, evet. Öyle şey değil yani hani cahil ve bilgisiz bir adam da değil. Hayata karşı hep farkındalığı yüksek olan biri. O yüzden biraz böyle bir hayranlık duyuyorum kendisine. Hikaye 80'lerde geçiyor. Evet. Mesela o 80'lere dair seni en şaşırtan, en şey yapan neler oldu? Ben 80'lere karşı beni şaşırtan hiçbir şey yok. Çünkü sen zaten 80'leri... aileden dolayı yani. Bizim bir de yani gençliğinde 80'lere geçiren bir aile. Bizim çok da yaramız var o anlamda 80'lerden. O yüzden hep o atmosferin içinde ben büyüdüm zaten. O yüzden herhalde bir kendi yaşadığım 90'lar, 2000'ler ve şey, evet. 80'ler evet. Benim için zaten şey gibi yani artık. Çok bildiğim yıllar. Artık nasıl denir hani üstüne dinleye okuya uzmanlaştın. Sen aslında mesela çok dönem işi yaptın diyebiliriz. Evet. Aslında hep farklı farklı dönemleri de canlandırdın. Bir yandan da çok günümüz işleri de yaptın. Tam böyle modern günümüzün içindeki yani işte ilk ve son gibi. Şunu söylemek istiyorum. İnsanlar hani dedin ya bu konuşmanın başına döner gibi olacağım. Hani Salih işte falan. Gerçekten şunu söyleyeyim. Evet emek verdim. Gerçekten emek verdim. Ama bir yandan da şunu inkar edemeyeceğim. Şanslıydım Hakan yani. Denk geldi. Hani insanlar bana bu şansı verdiler. Ben de en iyi şekilde kullanmaya çalıştım. Yani Müge Turalı beni aradı ve dedi ki böyle böyle ilk ve son var. Zeynep Günay beni aradı ve dedi ki böyle böyle kulüp var, böyle bir rol var. Evet beni bildikleri için bu rolleri getirdiler ama o rolleri getirdiklerinde yani başkasına da gidebilirdi o. Hani evet. Ama mesela elimden kayması bir şey. O konuda onlara sahip çıktım ve şanslıydım. Hani bu şansa da hiçbir zaman ihanet etmek istemedim. Peki dönem işi yapmayı mı daha çok seviyorsun? Dönem işi yapmayı çok modern, seviyorum. Hani günümüzü anlatan hikayeler. Dönemi mi? Dönem işi yapmayı çok seviyorum. Mesela o yani kulüpte bize sağlanan o atmosfer. Yani o kulübün içi, o mekanlar, o çekim yaptığımız yerler yani onlar seni zaten alıp 1-0 önde başlatıyor. Çünkü başka bir dünyanın içine giriyorsun ve o başka dünyaya kendini adapte etmeye çalışıyorsun. Ve bu yani bir oyuncu için
lütuf ya yani hani harika bir şey, harika bir şey. Bir de Zeynep gibi bir yönetmenim varsa mesela. Ama mesela Terzi'yi çektik. Mesela dönem işi havasında bir aslında modern iş. O da evet. Allah razı olsun Cem'in bize başarısı. Yani dünyası, evet. Dünyası isimlerden tut da şeye kadar hani senaryonun yazdığı bir şey var ama o dünyayı yaratmak, o mekanları seçmek, o dili yaratmak. Mesela insanlar öyle bir eleştiri gelmişti. Ben Rum aksanıyla oynuyorum. Aile Rum, İstanbul'da artık hani Rumlar o kadar yerleşik ki bizden bile eskiler burada ve yani hiçbirinde o aksan yok Rumların, Rum ailelerin belki de. Çok belki yaşlılarında var. Ama o aksanı kullanmayı tercih etmek, anladın mı? Bir anda o ruhu değiştirmek, o diziyi daha böyle masalsı bir hale taşımak. Çok keyifliydi mesela o da. Dönem işi gibi çektiğim bir günümüz işiydi. Şimdi Aydınlık Evler var bir yandan. O da döner. Mesela Yeni işler dersek başka neler var dersek bir Aydınlık Evler Aydınlık devam evler. Ediyor. Evet. Bir dönem işi o da yine. O da yine bir. O hangi yılları 75. anlatıyor? 75. Alıp ışınlanmak ister miydin o yıllara? Yok ya. Oralarda yaşasaydın ama falan. Ama ışınlanmak istemezdim ama hani... Yaşıyormuş gibisin zaten. Şeyin cevabını artık kendime verebiliyorum. Hani geç mi kaldık, erken mi geldik? Geç kaldık. Ha, o dönemde. Peki galiba. Demet Akbağ ile çalışmak nasıl? Demet Akbağ benim... daha doğrusu o dönem işte BKM. Başta Demet Akbağ olmak üzere Yılmaz Erdoğan'a kadar. Bunlar benim celebrity crushlarımdı. Yani... O konservatuara girerken böyle hadi be inşallah bir gün dediğim bir şeydi benim için. Şu an böyle o tekst geldiğinde onu Yılmaz Erdoğan yazıyor ki Yılmaz Erdoğan hani galiba 20 senede sonra bir tiyatro metni koydu evet, insanların sonra, önüne. Evet. Ve 15 sene sonra Demet Akbağ aslında tiyatro sahnesine döndü. Evet. Ve muhteşem. Bana denk şey, geldi ya. Evet. Yani sana çocukluk rüyası. Çok iyi. Bana denk geldi. O yüzden hani diyorum ya işte bu da güzel ya. Bu da şans ve böyle güzel. Şey alıyorum. Rulet oynamış da rakamını tutmuş gibi. Ya Salih sen kaç yıldır evlisin şimdi? 2015'te evlendim. Yani 8 sene. 8. O olmuş bitti. 8 sene. 8 sene bitti. Şimdi İmer Özgün o da oyuncu. Evet. İmer Hanım'la siz İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda arkadaşmışsınız. Evet. Sonra İmer Hanım'a hep şey demişler, Salih senden hoşlanıyor diye şakalar yapıyorlarmış. Evet. Her şey öyle başlamış. Sonra sen gerçekten hoşlanmışsın galiba. Ya o şakalardan sonra... Doğru mu bu hikaye? Ya doğru. Biz böyle arkadaşlar birbirimizi trollüyorduk sürekli böyle bir şeyler. Ama bizim ilişkimiz yani biz 2009'da mezun olduk. Okuldan o zaman kadar hiçbir şeyimiz yok. 2010'un Mayıs ayında falan böyle sevgili. Ha mezun olana kadar hiç okulda arkadaş. Arkadaşlık canım. Sonra peki ne oldu orada birlikte? Şimdi millete sorsa herkes şey yapıyor şimdi bu hikaye. Yalan söylüyorsunuz ya. Şey yapıyor herkes. Hadi hadi. Ama hakikaten bir şey yoktu yani. Ama peki mesela orada 4-5 sene okuyorsun. Hiçbir şey yoksa sonra okul bitiyor bir senede. Düzgün başka sevgililerimiz vardı yani zaten. Peki sonra ne oldu da aşk başladı? Ne bileyim hatırlamıyorum ki. Aynı dizide falan mı oynadınız? Yüksek lisans. Beraberlik. Biz şey oldu böyle bir beraber çalışmaya başlayınca işte yüksek lisans döneminde çok vakit geçirmeye başladık. Yani hani okuldayken berabersin ama sonra işte bir şekilde sevgililerim var. Hayatım devam ediyor. Biz o sırada ikimiz de bekardık. Bekardık sanki sevgililik. Şey, medeni bir halmiş gibi. İkimizin de yani sevgilisi yoktu. Beraber o sırada çok çalışıyor. Yüksek lisansa derslere giriyoruz, işte sınıfları çalıştırıyoruz, alt birinci sınıflarda falan onları sınavlara çalıştırıyoruz böyle, hocalar görevler veriyorlar. O sırada böyle birbirimize yakınlaşmaya, daha fazla vakit geçirmeye başladık. Çok böyle baktık, hani arkadaşın dışında bir şey de böyle yükselmeye başladı. Sonra bir gün 14 Şubat oldu, ben dedim ki ona, ne yapıyorsun 14 Şubat'ta? Dedi, bir şey yapmıyorum, ne yapacağım, sevgilim mi var? Benim de yok dedim. Hadi gel dedim gidelim yemek yiyelim dedim böyle. Harbiden mi? Tabii tabii. Böyle başladı. İlk yemeğimiz başlaması öyle yani şey böyle ben ciddi. Ben böyle giyindim süslendim gittim ve dedim inşallah ben abartı saçma bir şey yapmıyorum. Şunu çiçeğimi de aldım gittim çünkü. Sonuçta 14 Şubat yani. Tabii bir şey almak yani. Anladın mı? Bir kadınla da şey yapıyorsun yani yemeğe çıkıyorsun. Süslen, baktım o da süslenmiş. Yani demek ki o da önem veriyor. Oradan gitgide tabii. Ama Şubat'tan Mayıs'a düşün yani.
Evet. Ya, o gün de olmadı yani hikaye tekrar böyle bir Mart ayı geçti, Nisan ayı geçti. Ha öyle uzuyor tabii. Tabii Mayıs'ta biz ilk çok süründürdü ya Hakan aşırı süründü. Bunca yıl tanıyıp da niye süründürüyor ya? Ya bir korkuyorsun. Süründür derken şey yapmayayım ne olur yanlış anlaşılmasın. Sen de çapkın falansındır ha. Kim? Sen. Yok kesin. Ya ben hiç çapkınlık gizli yapılan bir şey. Ben benim direkt söylerim. Yani uf gördün mü diye ben Emre söylerim. Yalan. şey yani süründürme demeyeyim ama arkadaşlığın bozulmasından korkuyorsun. Tabii artık yani yılların o, dostluğu ve yani araya aşk dost, girip bitince ne olacak? Bir daha bizim konuşmayacağız. Arkadaş grubu içindeyiz orada falan. O grubun dengesi mi bozulacak? Ne olacak? Böyle hani şey var böyle yani bir şeye başlayacağız ama bir tedirginlik var. Sonra ben fark ettim ki hayattaki en güzel şey arkadaşınla sevgili olmak yolunda devam ettirebilmekmiş. Evet. Ben mükemmel şimdi burada geri kalan arkadaşlarım sakın nevalanmasın. Ama yani hakikaten oymuş. Çünkü sevgiliğin o ilk zamanlarındaki birbirine oynama hali var ya. Evet. O yalan. Onları hiç yapamıyorsun. Yapamıyorsun. Yapmaya gerek yok. Gerek tanıyor yok. Canım yani. Tanıyor. 5 yıldır tanıyor abi. Peki şimdi 2010 yılında aşk başlıyor. Ne kadar olmuş? 13 yıl. Tabii. Abi 13 yıl boyunca bir ilişkiyi sürdürmek, hani o tempo, o şeyi sağlamak, hala böyle o elektriği, o enerjiyi zor mudur? Bunun sırrı zor. Ne? Zor. Bir sırrı yok. Çok fırtınalı zamanlardan da geçiyoruz. Geçiliyor. Şimdi işte 3 yıldır bir çocuk var hayatımızda. Ve o çocuğun senin hayatını alt üst ettiği, bak değiştirdi demiyorum, alt üst ettiği bir düzen var. Gerçekten şey alıyorsun, bir adaptasyon gerekiyor. O anda eşler birbirine yeteri kadar destek veremiyor, bir şey olmuyor. Birbirinin dilinden anlaması hale geliyorsun çoğu zaman. Tabii. İnanılmaz bir şey ama her seferinde şey yapmak gerekiyor galiba. Bir dakika deyip bir terazi koyuyorsun önüne. Şöyle iyileri, kötüleri, bütün olumlu olumsuz her şeyi kefelere yerleştiriyorsun, terazinin kefesine. Sonra bakıyorsun dengeye. Ha iyiler hala ağır bastığında o zaman diyorsun ki tamam, devam. Ama bu devamın da bir yöntemi olmak zorunda. Hı hı. O da şu, talepleri anlamak lazım. Hı hı. Bir ilişkide konuşmak lazım, gerçekten konuşmak lazım. Hı hı. Beklemekle olmaz. Beklentiyle olduğunu, yürüyeceğini düşünmüyorum ben bir ilişkinin. Gerçekten talep etmen lazım. Ne istiyorsan, işte duyarlılık görmek istiyorsan. Bu, ya karşı taraf bazen anlam, hele ki erkeklerde yani zaten kromozom yapımız evrim olarak geriden giderken ya. Evet, anladın mı? Yani, kadın aklını anlamak çok zor bir şey gerçekten. O yüzden de bazen evet yani ben diyorum ki hadi oturalım konuşalım. Ya da İmer bana bunu söyle gel konuşalım. Bakalım. Bir konuştuğun zaman zaten o şeyse. O birbirini destekliyor. Evet. O sırrı aslında oluyor. Aynen. Peki kızın 3,5 yaşında değil mi? Evet 3,5 yaşında. İklim adı. Niye iklim adını verdin? Dişimi sıkarım bol söylerken böyle. Niye iklim adını verdin? Biz isim arıyorduk. İmer böyle bir şey anlattı bana. Bu onlar işte ablasıyla şey yani daha böyle doğmadan önce anne babalar böyle kendi aralarında aileler şey böyle isim konuşuyorlarmış. Kura atmışlar en son. Herkes isimleri istediği isimleri yazmış. Hani çıkan isimler birinci ve ikinci çocuk olarak kız ya da erkek seçilecek. İmer'in babası iklim ismini yazmış, atmış. Onunki seçilmemiş. Gizem seçilmiş. O da iklim ismini şey yapmış, koymuş. Sonra İmer'in babası da 2016 senesi rahmetli oldu. Kaybettik. Çok teşekkür ederiz. Sizler sağ olun. Bize isim ararken İmer bana bu hikayeyi anlattı. Dedim ki kızım manyak mıyız biz? Niye isim arıyoruz yani i̇şte o zaman? İklim orada yani. İklim yani. Bize miras bırakmış adam bize böyle bir ismi. Bir düşünün muhteşem de bir isim. Evet vallahi çok, çok sevdik. Evet. Duyulmadık da bir isim. Evet yani çok evet. Bu güzel tınlıyor. Aynen. Çok güzel. Çok. Peki şimdi hızlı soru cevaplar var. Tamam. Şimdi ilk önce babalık hayatında neleri değiştirdi? Her şeyi. Her şeyi. Pardon. Yani bütün yani bir kere aklımı değiştirdi. Aklımı aldı ya. Artık böyle kafasız bir adam böyle
Maymun gibi bir şey olduk. Orada. Yani bir de şeyi fark ettim. Kimseyi bu kadar sevemem dediğim yerde hani o kız orta yani şey vardı ya çok insanlar anneleri sonra eşleri falan. Dediğin yerde böyle Allah tak Allah. Diye. Bir de bu zamanla geliyor. Bir anda değil aslında. Gitgide artıyor ve şey oluyorum ben artık mesela. Daha ne kadar artacak bu sevgi ya? Yani bir manyakça bu çünkü sonra kopamazsın bu çocuktan. Ben şeyi anlıyorum artık anne babaların neden çocuklarından kopamadıklarını, bizim niye böyle tuhaf bir şey olduğumuzu hani çünkü bizde şeydir ya aile bağları çok kuvvetlidir bizim toplumda. Kimse kimseyi bırakmaz 30'una 40'ına kadar yani anneler çocuklarına hala annedir. Onlar annelerine hala çocuktur ya da babalar. Bunu görünce aha dedim bundanmış bu. Buna engel olmazsan şey şimdi en çok yaşadığım şey şu. Hani sevgi meket vurmak istemiyorum asla. Ama işten içe sürekli kendime şunu hatırlatıyorum. O bir birey. O senin sadece çocuğun değil. O şu an senin çocuğun ve çok sonra kısa bir zaman sonra kendi hayatı olacak. Kendi hayatı olacak. Senin yanında kalacak tek kişi var. Eşin. Yani bunu unutma diye. Bunu unutma. Peki kızına vereceğin bir öğüt ne olurdu? Dilediğin gibi yaşa olurdu. Yani dilediğin gibi yaşa. Güzel. Peki sosyal medyayla aran nasıl? Fake hesabın var mı? Yok. En son kimi stalkladın? En son kimi stalkladım? Çünkü stalkladım en son. Ne bileyim ya stalklamıyorum ki. Kimi stalkladım? Hayır bulmam lazım bunu ya. Mutlaka vardır. Biri. En son galiba bizim... Kimi stalkladım ya? Bizim Serdar'ı galiba stalkladım. Evet, Serdar Uzuntaş modacı. Onun böyle kreasyon, onun şey sayfası var, iş sayfası, moda sayfası var. Orada kıyafetlere böyle şeyken ona bakmıştım, onu stalkladım. Peki, diyelim ki sosyal medyada dolaşırken yanlışlıkla birisine böyle bakıyorsun gizli, parmağın değdi, like attın. Geri o alırım. O like'ı geri alırsın, yoksa geri alırım. Babalar gibi dursun mu dersin? Geri alırım. Geri alırım çünkü yani yanlışlıkla yaptım, geri alırım kesinlikle. Güzel, peki bir asansörde kapalı kalıyorsun bir saat. Yanında istediğin birini seçebilirsin. Ha kimi seçeceğim? Evet. Yani dünya yıldızları falan da olabilir yani. Ay işte eşin yanında kreşi olacak. Ay, deme. Eş bunun deme, dışında tamam. Diyelim. Evet. Ay be. Ne bileyim ya. Böyle şey gelsin. Taşınabilir bir enstrüman, iyi bir müzik. Miles Davis gelsin falan mesela böyle. Ay güzel insan vakit geçer abi. Ne yapacaksın ya? Ne yapayım? Güzel kadın. Diyelim ki gel asansörde kaldık. Kaç saat kalacağız? Bir saat. Ha, bir saat mi kalıyoruz? Bir saat kalıyoruz. Bir saat mi kalıyoruz? Bir saat kalıyoruz. Yani ne manasında hepsi geç. Ben böyle uzunca bir süre orada kapalı kalacağız sandım. Ha. Valla ne bileyim ya kim kalsın ya? İyi hikayesi biri olan biri aramaya çalışıyorum. Böyle bir zaman da olsun evet. İstiyorum böyle. Böyle anladın mı hani böyle çalkantılı iyi bir hayat. Hayatı. Böyle hani şey gibi ne bileyim aynı Marilyn Monroe gibi biri böyle öyle kült biri. Bir anlat be abla ne oldu be. Marilyn Monroe'yu seç o zaman. Marilyn Monroe'yu seçeyim o zaman. Hem de güzel bir kadın yani değil mi? Güzel. Marilyn Monroe güzel. Güzel. İlk aşık olduğun ünlü kimdi? Söyleyeyim mi gerçekten? Evet. Ama yerli. Yerle söyle. Al mı? Evet. Sanem Çelik. Sanem Çelik. Evet. Evet. Ama hani hep Karamelek dönemi değil mi? O dönem hani herkesin böyle Sanem büyük Çelik. Aşkı. Evet. Kaç yıllarıydı hatırlamıyorum ama. Dur yine böyle bir 95. 90'ların başı falan. Başı değil mi ya? En fazla ortasıdır yani. Tabii en fazla o ortasıdır. O kadardır yani. Küçükmüşüm ya. Güzel. Peki bir kadın da asla tahammül edemediğin bir şey söyle. Çocuk taklidi. Yapmaya başlayınca duramadığın bir şey söyle. Konuşmak. Peki şimdiye kadar yaparken yakalandığın ve en utandığın şey neydi? Kopya. Kopya. Görünce... Kopya bile değil ya iğrenç bir şey yapmışsın yani böyle bir çok sağ olsun bir aile dostumuz böyle çok kıymet verdiğim hani derler böyle ikinci şey gibi aile gibi anan gibi böyle çok emek veren bir öğretmen arkadaşı vardı var ailemin. O böyle bana ders veriyordu ve bana çözmek için testler vermişti.
Ben de böyle işte cevap kağıdından bakıp bazı doğruları işaretleyip kitabın arkasındaki bazılarını şey yapmıştım böyle. Kafadan atmıştım böyle, yanlış yaptım. O kadar salak soruları yanlış yapmışım ki. Asla yemedi abi ve kontrol edisi tuttu testlere. Ve böyle çok utandığımı hatırlıyorum ya. Peki, görünce gözlerini alamadan baktığın bir şey söyle. Bunu da geçelim. Aa, ya, ilkini geçiyoruz canım. Öyle sorular ki buna ilklerine hemen geçmek zorundayım yani. Ama ikinci olarak mesela gözüm bakmaktan anlamadığım şey uçsuz bucaksız deniz. Denir. Peki, uçayız. Sevgilinin odasında bir obje olsan ne olurdun? Hakan Troy musun ya? Bu cevapların hiçbiri samimi değil. Ne olurdum? Saç fırçası iyi. Sevgilimin değil mi? Evet. Saç fırçası. Çok teşekkür ediyorum. Salih katıldığın için bitti. Son bomba soruyla bitirdi. Bir şey diyeceğim. Terledim ya. Hayır, aklıma gelen yüzümden ne kadar yansıtıyorum diye. Tabii. Terledim, ter döktüm. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu yoğun program için de geldin, katıldın, kırmadın. Çok güzeldi. Çok sağ ol. Seni zevkle izlemeye devam edeceğiz. İnşallah daha yolumuz da çok kesişir. İnşallah. Her sene yapmalıyız bence. Bence de ya. Bence de. Bakalım ne değişmiş, ne olmuş. Aynen. Bak her defasında çok eğlenceli. Bir şey yapalım ya. Böyle ne bileyim hani dedikodu bulalım artık onun üstüne gidelim. Onun üstüne konuşalım. Ya vallahi çok sağ ol. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Herkese de iyi hafta sonları. Görüşmek üzere. Görüşürüz.